Oytun Bey, burada size döneyim, tekrar hoş geldiniz. Biz sizinle yıllardır Suriye yayınları yapıyoruz. Onu fark ettim 2016-2017 sonrasında. Şimdi de kritik bir döneminde olduğunuzu anlıyorum. Tekrar size sorup görüşünüzü de merakla duymak istiyorum. Uzlaşıyı açalım. Çetinlerin de altını çizdiği gruplar. Bir kere Suriye muhalefet, İdlib'deki gruplar, uzlaşma bugün Suriye'de ne demektir ve sonuçları ne olabilir? Kimin üzerine ne düşüyor bu uzlaşının sağlanabilmesi için? Şimdi tabii esasında Astana süreci biliyorsunuz uzun dönemdir Suriye'deki gelişmelerin seyrinde belirleyici bir platform oldu. Astana sürecinin de temel mantığı esasında Suriyeli muhalifler, ılımlı muhalifler ile ki bunun içerisinde silahlı muhalifler, Suriye Milli Ordusu'na bağlı gruplar da dahil olmak üzere Suriye rejimi arasında bir uzlaşıya varılması mantığına dayanıyordu. O anlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadesi, bunun yeni bir şey olmadığı ifadesi doğru. Zaten böyle bir uzlaşı arayışı var. Şu anda bir anayasa komitesi oluşturulmuş durumda. Suriye rejimi ve Suriyeli siyasi muhalifler aynı masa etrafında BM gözetiminde bir araya gelerek Suriye'nin yeni anayasasını yazmaya çalışıyorlar. Ve bu tabii Türkiye'nin de desteklediği bir süreç. Dolayısıyla ilkesel anlamda veya son birkaç yıldır Türkiye'nin Suriye politikasına baktığımızda bir değişim, kritik bir değişimden bahsetmek mümkün değil. Ama zaten Astana süreciyle bu esasında kritik dönüşüm, değişim başlamıştı. Şu anda burada yeni bir aşamaya geçildiğini görüyoruz. Nedir o aşama? Çetin Erçetin'in ifade ettiği gibi zaten güvenlik kurumları arasında belli görüşmeler oldu. Sayın Çavuşoğlu'nun ifade ettiği gibi böyle küstü görüşmeler de kamuoyuna yeni yansıyan bazı irtibatlar da söz konusu olmuş. Yeni aşama nedir? Bunun daha kamuoyu önünde doğrudan Türkiye-Suriye arasında, Astana'da Rusya ve İran üzerinden değil, doğrudan iki ülke arasında irtibatın ve bunun daha görünür seviyede, kamuoyu önünde ve belki siyasi seviyeye taşınmış bir yeni haliyle karşı karşıyayız. Yoksa hiç irtibat yoktu dersek bu doğru olmaz veya uzlaştırılma çabası yeni bir şeymiş gibi sunarsak bu da doğru olmaz. Ama yeni bir aşamaya geçtiğimiz kesin. Bu noktada sizin sorduğunuz soruya yanıt olarak işte Suriyeli muhalifler açısından bu uzlaşı ne ifade ediyor? Esasında ilkesel olarak onlar da karşı değil. Yani Astana süreci kapsamında bu işin bir parçası oldular. Ama halen tabii Türkiye'nin bu noktada muhaliflerin garantörü olarak, onların çıkarlarının koruyucusu olarak o platformun içerisinde yer almasını, yer alması beklentisi içerisindeler. Türkiye'nin Şam ile görüşecek olması bu kesimlerde ciddi bir kaygı yaratıyor. Çetin Erçetin'in ifade ettiği ılımlı grupları ikna kolay ifadesi doğrudur. Radikallerle kıyaslandığında belki Türkiye'nin daha kontrolü açık gruplardan bahsediyoruz ama onların dahi bu Türkiye'nin Şam'la bir yakın demeyelim, en azından bir ilişki içerisinde ve Suriye'deki gelişmeleri koordine etmeye başlaması o kanatta bir güvensizlik, rahatsızlık yaratacaktır diye düşünüyorum. Özellikle silahlı muhalifler kanadındaki radikaller bu işin tamamen dışında olup Türkiye'ye dönük tehdidi de arttırabilirler. Bu nasıl bir sorun oluşturur? Şimdi tabii bu nasıl bu yeni aşama? Yani güvenlik sorunu oluşturabilir. Sonuçta Türkiye'nin İdlib'de işte güvenli bölgelerde biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede varlığı var. Sonuçta o Türkiye o bölgede sadece silahlı değil sivil unsurlarıyla bulunuyor. Orada bölgeler bizim açımızdan, Türkiye açısından güvenli bölgeler, öyle de tarif ediyoruz. Ama bir anda buralardan Türkiye'ye dönük tehditler baş gösterebilir. Hatta Türkiye içerisinden dahi güvenlik riskleri Türkiye'ye dönük oluşabilir. Bütün bunlar yönetilmesi gereken sorunlar. Yani Ankara-Şam normalleşmesi söylemesi kolay olabilir ama sürecin önünde o kadar büyük engeller var ki bu olacaksa bile, ki zaten kademeli olarak oraya doğru gidiyor Astana ile beraber ama daha doğrudan daha kamuoyu önünde yeni bir aşamaya geçilecekse bile bu sürecin çok dikkatli yönetilmesi gerekiyor. 10 yılı aşkın süredir Türkiye'nin muhaliflerle kurduğu bir ilişki biçimi var, iç içe geçmiş ilişkiler var, Suriyeliler meselesi var. Bütün bunları Türkiye'nin yönetmesi gerekecek. Tabii normalleşme dediğimizde bunu gerekli veya tarafları buna iten birçok faktörün olduğunu görmemiz lazım.
Bu sadece işte Soçi sonrası Rusya'nın Türkiye'ye bu konuda bir telkinde bulunmasıyla ilgili alakalı değil diye düşünüyorum. Onun da bir etkisi vardır ama daha geniş anlamda artık Suriye'de sürecin tamamen tıkanmış olması, 2020'nin başından bu yana sahada bir değişim yaşanmaması ve artık tarafların mevcut pozisyonlarını değiştiremeyeceğini anlaması ve bunun sonrasında yeni bir aşamaya geçilme ihtiyacı hissetmeleri, bölgesel normalleşme süreci hem Şam rejiminin Arap ülkeleriyle hem de Türkiye'nin bölgede sorumlu olduğu ülkelerle içerisine girdiği normalleşme süreci ve tabii en önemlisi Suriye'nin siyasal birliği ve toprak bütünlüğü konusunda Ankara ile Şam arasındaki görüş birliği. Bu tabii tarafları işbirliğine itiyor. Ama en önemli engel İdlib'tir. İşte Türkiye'nin Suriye toprakları içerisinde güvenli bölgelerdeki varlığıdır. Türkiye'nin Suriye'li muhalifleri halen destek veriyor olmasıdır. Bütün o Sayın Çetin'in bahsettiği istihbarat kurumları, güvenlik toplantılarındaki Türkiye'ye dile getirilen ön koşul İdlib'den çekilme ve muhaliflere verilen desteğin kesilmesi. Bu mümkün mü? Şu aşamada açıkçası çok mümkün. Buyurun Orçun Bey, siz dinleyelim, sonra diğer başlığa geçelim. Evet, yani bu normalleşme sürecinin önündeki engellerden bahsediyorduk. Esasında fiilen yürüyen bir süreç, ancak zaten sorun Şam rejiminin taviz vermeye yanaşmaması, halen askeri çözüm konusunda ısrarcı olması ve İdlib'i ve güvenli bölgeleri de eğer kontrol altına alabilirse siyasi çözüm masasında çok fazla taviz vermeden göstermelik bazı adımlarla bu işi, krizi sonlandırabileceği düşüncesi içerisinde. Yoksa mantık açısından bakıldığında Şam rejimi ve muhalefet uzlaşır mı diye bir soru sormuşsunuz. Altta uzlaşabilir. Zaten sürecin temel mantığı bu ama şu anda gözüken ve yapılan onlarca görüşme, işte Anayasa Komitesi toplantılarından sonra bu konuda adım atılmasının çok zor olduğu. Ama tabii Ankara ile Şam arasında bir irtibat, doğrudan irtibat sağlanır ve bu siyasi boyuta taşınacak olursa tabii barışı biliyorsunuz güçlüler yapar. Yani eğer gerçekten bir barış olacaksa o noktada sorunun tarafları, gerçek tarafları ve güçlü olan taraflarının bir araya gelip bu işe bir çözüm bulması gerekir. Tabii muhaliflerin garantörü konumundaki Türkiye'nin de burada daha elinde argümanlar olduğunu ve uzlaşı açısından bir doğrudan irtibatın daha büyük imkan sunacağını söyleyebiliriz. Ama o noktada dediğim gibi Şam rejimini taviz vermeye kim nasıl ikna edecek? Rusya bu konuda Suriye rejimi üzerinde, İran yine aynı şekilde Suriye rejimi üzerinde bir baskı oluşturacak mı? Ve bir ikincisi, YPG ile mücadele konusunda Şam Türkiye açısından ne kadar güvenilir bir müttefik? Bunu da sormak gerekir. Yani Çetin Erçetin'in ifade ettiği gibi esasında bütün aktörler sahada farklı seçenekleri açık tutuyor. Açık kapı politikası. Yani önümüzdeki süreçte bir işte Ankara-Şam normalleşmesi de olabilir. Ama Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyrine bağlı olarak bir bakmışsınız Amerika ile Türkiye arasında bir şekilde Esad rejimine karşı bir ittifak da ortaya çıkabilir. Şam-Ankara normalleşmesinden bahsediyoruz. Ama Rusya arabuluculuğunda Şam'la YPG arasında görüşmeler, müzakereler sürekli olarak devam ediyor. Ve bu iki aktör Tel Rifat'ta, Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda sınır hattında beraber boy gösteriyorlar. İşte Şam rejimi bayraklarını açıyor YPG. Bütün bunlar Kamışlı'da bir arada, Halep'te şehir merkezinde bir arada yaşıyorlar. Bu da tabii bize Şam rejimi ne kadar güvenilir bir müttefik olabilir YPG konusunda. Doğru, birlik bütünlük konusunda çok hassas. Ama Şam rejiminin birinci önceliği Suriyeli muhalifler ve İdlib ve YPG şu anda ellerinde bir koz olarak kullanıldığı için belli tavizler ve bunlar çok Türkiye'nin kabul edebileceği tavizler değil almadan YPG ile mücadele konusunda adım atması biraz zor gözüküyor Şam rejimine. Hızla iki soru, bahsettiğiniz dinamikler üzerine Orçun Bey, aynı sorular Çetin'e, sonra da kapatacağız ama hızlı rica edeceğim. Bu yeni gelişme ışığında Türkiye'nin bir süredir sinyalini verdiği yeni olası operasyonun gerçekleşeceğini düşünüyor musunuz? Bir. İkincisi, Şam ve muhalefeti uzlaştırma çabaları kapsamında Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatları ve sonucunda kontrol ettiği alanlar ne olacak? Onların akıbeti ne olabilir?
Yani muhtemel askeri operasyon konusunda şimdi bu Soçi görüşmesinden sonra Türkiye bu seçeneği zorlayacak gibi gözüküyor. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi dönüşünde yaptığı açıklamada Putin'in kendisine Şam rejimini işaret ettiğini ve işte bu sorunu askeri seçeneği çözüm olmadığı ve Türkiye'nin de güvenlik kaygılarını anladığını ama bunu Suriye yönetimiyle çözme gerekliliği konusundaki yönündeki düşüncelerini ifade etmişti. Türkiye bu seçeneği zorlayacaktır ama bu yeni bir yine durum değil. Türkiye bu seçeneği zorlayacak ama en nihayetinde burada benim kişisel değerlendirmem Şam yönetiminin Tel Rifat'ta ve Münbiç'te bu bölgelerden YPG'yi çıkarmak adına somut adımlar atmayacağı yönünde ve en nihayetinde de Türkiye'nin kendisine verilen sözlerin tutulmadığı ve YPG'nin burada boy göstermeye devam ettiği gerçeğinden hareketle ben askeri seçeneği yeniden güçlü bir şekilde gündeme getireceğini düşünüyorum. Yani şu anki süreç bu işi dediğim gibi Şam'la çözme yönünde beraber nasıl yapılabilir bu iş konusunda bir seçeneğe şans tanınacak. İkinci sorunuz bu bölgelerin ne olacağı akıbetine ilişkindi galiba. Evet. Bu da tamamen yine Suriye'nin geleceğine ilişkin bir soru. Yani yanıtını vermek mümkün değil. Eğer Ankara-Şam normalleşmesi başarı sağlanır ve ilerlerse benim kanaatim yine üniter yapıya sahip bir Suriye ile karşılaşacağız. O noktada Türkiye'nin de koruması altındaki muhalif bölgelere belli güvenlik garantilerinin verildiği o üniter yapı içerisinde kendi içerisinde belli bazı siyasi tavizler almış, güvenlik garantileri almış alanlar olarak tabii ki Türkiye'nin de geri çekilerek yeni Suriye yönetimine devrettiği bölgeler olarak kalabilir. Ve o senaryoda Fırat'ın doğusunda da ben otonom bir yapı çıkma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki Ankara-Şam normalleşmesi başarısız olur. Farklı senaryolar olursa o zaman merkezden bağımsız, yani şu an Şam'ın denetimi dışındaki bölgelerin merkezden nispeten otonom hareket eden bölgeler olması ihtimali söz konusu.